Fasık, mübdedi ve asinin günahkar, bid'at sahibi ve isyankarın evine, yemeğine ancak zaruret veya bir Müslümanın işini görmek için gidilir. Fail ancak aziz ve celil olan zatı vaciptir. Vücut ancak vasıtadır ve şarttır. Muhakkak ki ben Dünyayı harap etmek için, haramları ve mekruhları harap etmek için gönderildim. Dünyayı mamur etmek için gönderilmedim. Hadis-i şerif. Firaset salih kimselere ayırabilmek ve tanıyabilmektir. Farzların yerine getirilmesinde havas ve avam ve embiya ve evliya müshavidir. Farzları tamamlayan edepler ve nafileler de farzlardan sayılmışlardır. Farzlar yakınlık bahşeden, yaklaştıran amellerin en sevgilisidir. Hadisi kutsi. Farz namazlardan sonra Muhammed masum 70 kere estağfirullah derdi. Farzların yapılmasına mani olan nafilelerle meşgul olmak, malayaniye dahildir. Faziletleri ve kerametleri olmayan fakat peygambere tabi olmakta ileri derecede olanın kıymeti faydalı bir ilaç, iksirdir. Fazilet ve keramet sahibi olan fakat resule uymakta gevşek olanın sohbeti öldürücü zehirdir. Fadlı külli sahibinin tam üstünlük sahibinin faziletlerin çeşitlerinin hepsiyle üstün olması icap etmez. Fudayl bin İyad, ulemâ-yı sofiyyedendir. Tasavvuf büyüklerindendir. Bid'at ehlini kötülemiştir. Fakirler, zenginlerden yarım gün, ahiret günü, evvel cennete gireceklerdir. Çok sabreden fakirler, dertliler, yarın kıyamet gününde, Allahü Teala'nın dostlarıdır. Hadisi şerif. Fakirlik belasına düşen insanlara ihtiyacını arz etmekle fakirlikten kurtulamaz. Cenabı Hakk'a yalvararak zenginliği yaklaştırır. Hadisi şerif. Belli bir fakirlik ve darlık Allahü Teala'nın has kullarına tarafından inayettir. Fakirlikten kalpleri üzülmesin ve geçim sıkıntısından da muzdarip olmayalar. Allahü Teala kim için isterse onun rızkını genişletir ve takdir eder. Hak Celle ve Ala'nın talipleri onun işlerinden şad olup ve lezzet duymaları gerektir. Göklerin ve alemlerin kaza ve kaderde alakaları yoktur. Hayır ve şerrin, vasıtasız haliki Hak Teâlâ'dır. Ehli İslam, Müslümanlar, aklı feale inanmamışlardır. Fena varlığın Allahü Teala'nın rızasında yok olmasından ibarettir. Fena kötü ahlaktan kurtulmak, beka güzel ahlak ile vasıflanmaktır. Kalbin fenası, kalbin masivaya olan ilm ve muhabbet bağlantısının kesilmesidir, kopmasıdır. Kalbin fenasının tarifi. Kalbin fenası masiva ile ilgili olan ilmi husulinin unutulması olup tecelli efale bağlıdır. Nefsin fenası salik emanet olarak alınmış olan kemalatı asla sahibine verilmiş görmek ve bu kemalata ayna olan kendini yok bulmak ve hareketsiz ve hissiz bir cansız madde görmektir. Fena muhabbetin neticesidir. Hakiki fena kemalatın Hak Teala'dan olduğunu bilip kemalatı sahibine teslim edip kendi yokluğu ile hakikatlenmektir ki ben tabirine kadir olamaz. Ben diyemez. Fena demek Varlıklar kalmaz. Vacip nasıl söylenmiş ise öylece kalır. Fena kendini Mevla Teâlâ'nın aynı olarak tasavvur değil, belki kendini ortadan kaldırmaktır. Fena ve beka sahibinin vicdanına, ruhuna, kalbine bağlıdır. Anlatmak ile olmaz, doğru ifade edilemez. Fena aynel yakindir. Görerek yakindir. inanmaktır. Beka hakkal yakindir. Yaşayarak yakindir. Nefsin fenası sıfatlarının tecellisinin neticesidir. Nefsin fenasında salik vücudu ve onun kemal sıfattan olan tabilerini vacibi üstünlüklerin zilleri bulur. Ve bu kemalatı Asla teslim edip kendini ölü varlık görür. Salik kendini yok görüp bağlı olan şeyleri de asıldan bilmezse Adem denir. Nefsin fenası on latifenin fenasını da ihtiva etmektedir. Nefsin fenasının kemali aslın sıfatına bağlandığı gibi katıldığı gibi yokluk dahi mutlak yokluğa bağlanır, katılır. Latifelerin fenası, o latifenin kendi aslına kavuşmasına bağlıdır. Ruhun fenası, sıfatların tecellisinin ortaya çıkmasının neticesidir. Sırrın fenası, sıfat, şuunat ve itibaratın tecellisi neticesinde hasıl olur. Hafînin fenası, tenzihi olan selbi sıfatların tecellisi neticesinde hasıl olur. Nefsin fenası eserin ve aynın zevaline bağlıdır. Fena hasıl olmadıkça beka bulunmaz. Şeyh'te fani olmak üveysiden gayriye vefat eden veliden istifade edenden başkasına zaruridir ki iradeyi pirin iradesine tabi kılmaktır. Şeyh'te fani olmak hakiki fenanın başlangıcıdır. Fena ve bekada muteber olan devamlı olmaktır. Fenadan maksat imanın parlaması ve ahkamı İslamiyeye tam bağlanmaktır. Kalbin fenası hem cezbe hem süluke terettübeder. eder. Hem süluk hem cezbeye aittir. Kalbin fenasına kavuşan seyri ilallahı tamam edip kendi aslına kavuşup ve değişik hareketten istikrarlı harekete, telvinden temkine kavuşmak hasıl olduysa, ümmittir ki dönüşünden emin ola. Fena ve beka cezbe yönünden olup sülük yapılmamış ise tekrar beşeri varlığa dönebilir. Fena ve beka batın ruh hallerindendir beşeri ihtiyaçların görülmesine muhtaçtır. Ondan kurtuluş mümkün değildir. Fena ve beka ruh vasıflarındandır. Fakat süri eşyanın ortadan kalkması ruhun muamelelerine yardımcı olurlar. Hakiki fena sahibi şuur sahibidir. Ayır eder. Eşyanın hakikatini bilmiştir. Zira bu makamda fena ve beka birbirlerinden ayrılırlar ve aynı fenada baki ve aynı bekada fanidir. Zatının yokluk ve kemal sıfatların emanet olduğunu bilip kendini sırf yokluğa ilhak eder, katar. Nefsin fenasına vasıl olmayan salike gadap zamanında şeytan yol bulur. Gonç düvani Fena makamında kalmak iyi değildir. Bekaya yükselmek lazımdır. Fena kendi başına olgunluk ise de istenen maksattan değildir. Asıl maksada kavuşmak için vasıtadır. Kalbin fani olması vilayette bir basamaktır. Fena her uzva ulaşmadıkça kemale ulaşılmaz, kemal bulmaz. Her mertebenin fena ve bekası onun daha üstüne çıkmaya basamak olur. Nefsin fenasına başlamak küçük vilayettedir. Nefsin hakiki fenası büyük vilayettedir. Fena ve beka her ne kadar vilayeti sugrada küçük vilayette da teşekkül ederlerse de fena'nın hakikati vilayeti kübradadır. Büyük vilayettedir. Ademi hasın, ademi mutlaka hususi yokluğun mutlak yokluğa katılması bu vilayetin hususiyetlerindendir. Nefsin fenasının kemalinden sonra bekadır ve vilayeti kübranın muameleleri ileridedir. Kalbin fenasından sonra nefsin fenası, sonra nefsin itminanı, sonra İslamı hakiki. Fena ve beka ilahi sırlardandır ve zevk ve vicdan ile anlaşılır. İnsanlık nefs kayası dağı yerinde durdukça hakiki fena görünmez, ortaya çıkmaz. Kulluk vazifesi kuldan hiçbir vakt sakıt olmaz. Fena ve bekadan sonra iş asla ve aslın aslına bağlanır ve cehil ve hayrete düşer. Bu cehil ve hayret, bilinen cehil ve hayret olmayıp, ilm ve marifet üzerine binlerce meziyeti vardır. İlm ve marifetten binlerce defa üstün bir haldir. Fena ve beka şühudidir, görünüştedir, vücudi varlıkta değildir. Fani olanın fena halinde kendini mahv ve yok olmuş bulmasının sebebi budur ki kötü sıfatların nefs latifesinde tam yerleşmesi vardır. Mesela benlik ve emir dinlememek ve emredilenlere itaat etmemek ve cahil olduğunu bilmemek gibi ki emanet olan üstünlüğü kendinden bilip kendini kamil ve hayır olmak üzerebilir. Bu sıfatın yokluğu ile nefsin yokluğu tasavvur edilebilir. Salik fani olduğunu biliyorsa ona fena derler. Bu ilm dahi yok olup yokluğu ortaya çıkarsa fena'nın fenası derler. Fena ve beka Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem iktisab olunmuş, alınmış olup fakat bu tabirleri Ebu Said Harras açıklamıştır bir fena ki yokluk dahi varlık gibi ondan ayrılıp asla katıla zatın tecellisindendir. Cihad için Allah yolunda bir saat beklemek, Hacer-i Esvet yanında Kadir gecesi namaz kılarak ihya etmekten hayırlıdır. Hadisi i Şerif